Golden Gamers TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerindeyse bugün patch notlara bakıyoruz Warzone'da. Yeni bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Sizlere muhtemelen 9 GB, eğer oyunun tam sürümüne sahipseniz şöyle göstereyim. 31 GB'da, 31.5'da, 30.80'e düşmüş. İnternet hızımın leşliğini de görüyorsunuz burada. 900 GB indiriyorum. Şimdi bu videoyu hızlı hızlı çekelim. Ondan sonra ben şu güncellemeyi devam ettirmek zorundayım. Bitmesi lazım onun. Hızlı olacak. Kısa bir video olacak. Hemen kanala yükleyeceğim. Bakalım şimdi gelenlere. Playlist update. Bu multiplayer kısmını ilgilendiriyor. Burayı geçiyorum. Warzone'da playlist update var. Solo trio bu vardı zaten. Plunder Trios. Bu da vardı. Most Wanted Contract. Bunu anlatayım. Yeni bir kontrat geldi arkadaşlar oyuna. Yeni kontrat aldığınız zaman bu Most Wanted kontratı, haritadaki bütün takımlar sizin yerinizi görüyor. Yani herkes sizi öldürebiliyor ve başınızda da bir ödül oluyor. Bu süre boyunca, tabi belli bir süre, bu oyun sonuna kadar değil. Bu süre boyunca eğer hayatta kalmayı başarırsanız diyor, bayağı büyük ödüller var diyor. Great rewards diyor gördüğünüz gibi. Büyük ödüller ama bunu sanırım bazı videolarda izlediğime göre, bu şey çıkmadan önce, patch gelmeden önce şey diyen vardı. Bütün takım arkadaşlarını ücretsiz bir şekilde canlandırma diyen vardı. Ama bilmiyorum. Başka bir şeyler de olabilir. Neden olmasın? Data Pack Download. Bu kısım sanırım biraz PlayStation ve Xbox tarafını ilgilendiriyor. Neymiş? Bugünün güncellemesi diyor. PlayStation ve Xbox için belli bir indirme şeyi barındırıyor diyor. Yaklaşık 15 GB civarında diyor. Modern Warfare'e girmek için gerekli diyor. Herhangi bir mod seçtiğinizde diyor, tekrar diyor, indirme menüsüne atacak falan filan diyor. İşte geçtik buraya. General Fixes, genel düzenlemeler. Burada şimdi şeyler de var. Warzone'da var, multiplayer kısmı da var. Şu mesela multiplayer'ı ilgilendiren bir düzenleme. Şurası bizi ilgilendiriyor. Burada Precision Airstrike'ın biliyorsunuz sesi çok fazlaydı. Oyuncu için pause play more precisely. Daha precise, keskin değil miydi bu ya? Kesin olarak, ha kesin. Airstrike'ın sesi artık uçağı daha keskin bir şekilde, kesin bir oranla takip ediyormuş herhalde, öyle anladım ben. Bunu düzeltmişler, bir şeyler yapmışlar. Ya yani işte biliyorsunuz Airstrike'ın aşırı fazla bir sesi vardı, onunla ilgili bir düzenleme yapmışlar. Bakalım oyun içinde görürüz bunları. KBM kullanan oyuncular oyun savaşı in game battles could make custom blueprints that could also be used in multiplayer or Warzone. Multiplayer ve Warzone'da kullanılabilen blueprintler yapıyorlarmış. Anlamadım. Bunu ben yapmadığım için anlamadım bu arada, böyle bir şeyden haberim olmadığı için. Geçiyorum bunu. Önceden böyle oyun sonlarında falan multiplayer'da konuşmalarda böyle takım fark etmeden direkt beyaz bir şey çıkıyordu. Onu karşı takımdan biri konuşuyorsa artık red, kırmızı olmuş. Geçtik. Infected moduna bir şey gelmiş. Things about that would prevent players from being able to melee and in violence. Ne alaka ya? ATV'nin tepesindeyken oyuncuların melee atak yapmasını önleyen bir bug mı varmış? Ne var? Anlamadım hiçbir şey. Bilmediğim şeyleri anlamıyorum bu arada oyun içinde. Bilmediğim buglar varmış bir sürü. Bunu da anlamadım.
After the last update, launch creating few stretch graphical corruption issues. Bu Talon karakterinin modellemesinde belli bir şey varmış, sıkıntı varmış. Bu squadların hani oyuna girerken ki hareketi vardı ya, böyle girerken yürüyorlar falan böyle silah tutup. O kısımda oluşan bir hataymış. Onu düzeltmişler. Sezonun 3 amblemlerinin yanlış tekste, yanlış yazı kısmında, metin kısmında görünmesini düzeltmişler. Kroger'ın while completing a finish move. Kroger'ın gözleriyle ilgili bu finishing hareketinde E'ye basılı tutarak yaptığınız bir finishing hareketi var ya, orada Kroger'ın gözleriyle ilgili bir sıkıntı varmış, onu düzeltmişler. Falan filan, bu fix kısmını geçtim. Yani bu fix kısmı çok kafayı takıp şey yapacağımız bir kısım değil. Eğer çok merak ediyorsanız şuradan açıklamalara yazarım linkini. Açıklamalardan girer bakarsınız, buraları çevirirsiniz. Tek tek uğraşmayalım şimdi buraya. Ha, şu önemli galiba. Ha, yok değilmiş. Weapons. Şimdi silahlara geçtik. SKS'nin kamuflajları ile ilgili bir sıkıntı varmış. Ne diyor? Completionist challenge for the SKS are unlocking this. SKS'nin completionist challenge'larını açmak Renetti'de de açıyormuş falan, öyle garip bir sıkıntı olmuş herhalde, onu çözmüşler. Fix for Barbarian Looking Camus for SKS was inconstant. Inconsistent. The Camus. Marksman referral'larla ilgili de bir sıkıntı varmış. SKS'de sıkıntılı şeyler varmış, çözmüşler işte. Ben bilmiyorum bu sıkıntıların ne olduğunu. O yüzden çok şey yapamadım, anlamadım. Alex'in Hardwire skin'i Cold Blooded varken bile termallerde görünüyormuş. Onu çözmüşler. Artık görünmüyormuş. Warzone XP tokenleri, bazı XP tokenleri bu şey menüsünde, oyunun menüsünde en altta var ya bir XP token basma yeri, orada görünmüyormuş bazıları. Bunu çözmüşler. After being brought back into the match, a player was in a state where they couldn't interact with team's loadout. Oyuna tekrar dönen arkadaş, yani parayla tekrar satın aldığınız, geri oyuna döndürdüğünüz arkadaşınızın takım loadout drop'uyla etkileşime girememe sorunu varmış. Very high prompt on them. Ben böyle bir şey yaşamadım ama bunu düzeltmişler. Şeyin, alanın, safe zone'un, circle'ın hızına ve genişliği ile ilgili bir düzeltme yapılmış. Bunun artık nasıl olduğunu göreceğiz. Bilmiyorum. Battle Royale Solo'ya şey eklenmiş. Kargo truck. Kargo kamyonu eklenmiş. Tekrar yani. Kaldırmışlar mıydı bunu ya? Hiç haberim yok. Solo bayağıdır oynamadığım için. Şeyi düşürmüşler. Dönüş hızını, kamyonun dönüş hızını düzeltmişler. İvmelenmesini azaltmışlar. Ve en yüksek hızını da düşürmüşler. Bayağı bir şey gelmiş, nerf gelmiş yani. Scoreboard'u pause menüde görebileceğiniz şekilde yerine değiştirmişler. Fixed for an issue after action report was not displaying the total team earnings. Anlamadım. After action derken, after action report ne ya? Anlamadım. Geçtim. Fixed. Bak. Our players were unable to equip armor plates while Dead Silence is activated. Dead Silence varken bazen değil, bende hep oluyordu neyse. Dead Silence basılıyken Armor Plate basamıyordunuz. Ben bunu şey sanmıyordum bu arada. Bug olarak değil, oyunun bilerek yaptığı bir şey olarak sanıyordum. Onu düzeltmişler artık. Dead Silence varken Armor basabiliyorsunuz.
New item armor satchel. Finding one of these allows you to carry up 8 armor plates instead of 5. Diyor ki yeni bir item gelmiş. Armor satchel diye. Bunlardan bir tane bulduğunuz zaman 5 armor yerine yanınızda 8 armor taşıyabiliyormuşsunuz. This drop on death can be looted by other players. Öldüğünüzde yere düşer ve başka oyuncular tarafından lootlanabilir. These do not contain any armor plates by default. Kendisinde yani bunu bulduğunuz zaman herhangi bir armor kazanmıyorsunuz. Yalnızca taşıma miktarınızı arttırıyor. Guaranteed reward upon completing scavenger contracts. Scavenger kontratlarını bitirdiğiniz zaman kesin olarak size ödül olarak bundan veriyor. Kesin ödül. Yani her türlü buluyorsunuz bundan bir tane scavenger kontratı bitirirseniz. Ve bunun yerine gaz maskesini kaldırmışlar. Önceden scavenger bitirdiğinizde garanti gaz maskesi buluyordunuz scavenger'da. Artık yok. Gaz maskesi tabii ki devam ediyor şeyde Buy Station'da satılmaya. Plunder'da Plunder Rating diye bir olay gelmiş. When you finish a match of Plunder, you are now given a rating in a form of coin. Plunder maçı bitirdiğinizde form of a coin bir coin para şeklinde bir rating kazanıyormuşsunuz arkadaşlar artık. Bu bronze, silver, gold, platinum ve daha fazlası. Muhtemelen LoL'deki gibi olur herhalde. Bronze, silver, gold, platinum, diamond şeklinde olur. The more cash your team collected, the cooler the coin. Ne kadar fazla para toplarsa takımın diyor. Para o şey coin o kadar artar diyor. En yüksek şeyi bulmanız için diyor 3,5 milyonun üzerine çıkmanız gerekiyormuş. En yüksek reytingi bulmanız için. Plunder çok oynamadığım için ilgimi çekmedi açıkçası. Special Operations'ta bir şeyler gelmiş. Burası bizi ilgilendiren bir kısım değil. Special Operations. Special Operations ne bu arada ya? Multiplayer kısmındaki bir şey mi yani? Ben bilmiyorum Special Operations'ın ne olduğunu. Co-op mu? Yani ekranda campaign var, multiplayer var, Warzone var. Şurada bir şey var. Orada ne var lan? Ha, co-op var orada galiba. De şurada şey var. Store var. Co-op'u hiç bilmiyorum ben bu arada. Geçtim burayı direkt. Yani hiçbir fikrim yok. Hiç girmedim oraya daha. PC. Fix for a bug where players using a Vega 64. Vega 64 GPU kullananların karakter modellerinde ve silahlarda böyle corrupted outlines around their character. Şey, silah çevresinde ve karakter çevresinde böyle farklı bir görüntü oluşuyormuş. Bunu düzeltmişler. GeForce 900 serisi kullananlarda ha, Crosswind Special Operations Mission'da bazı crash'ler alıyorlarmış. Bunu düzeltmişler. Bu kadar. Daha fazla bir şey yok burada söylediklerine göre. Ama yani 31 GB'lık güncellemeden ben daha fazlasını beklerim bu arada. Yani ben bunu bitirmem ne kadar sürecek hiçbir fikrim yok. Yoruldum yani. Bakalım. Neyse arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.